Aloha, bugün S-Block3. Jenga var, voleybol var. Teknik üniversitede hep geçmemek lazım. Evet, Red Bull arabası da var. Ben de var. Hep yanımda olsan, gitmesen dursan. Al beni yanına. Arkadaşlar biz şimdi konserdeydik. Çektim zaten, oraları da koyarım. Güzeldi. Bir de konser çıkışı fotoğraf çekindik. Buraya bir yerde onu eklerim. Ama ben çok büyük bir pot kırdım. Onu da anlatmak istiyorum. Buradan eğer Cem Özkan bunu izliyorsa çok özür dilerim ondan. Dedim ki sizin çok güzelsin diye bir şarkınız var. Kimse bilmiyor onu, çalmanıza şaşırdım o yüzden. Ama ben çok seviyorum. Çok dinliyorum. Hep işte bir ay öncesinden falan siz gelmeden hatta dinliyordum otobüste giderken. Overshare'ing yaparken. Oversharing değil, overthink yaparken. Hani oversharing yaptın. Ha evet, pardon, adama oversharing yaptım ben. Sonra dedim işte dinliyordum kulaklarımda falan filan böyle otobüse giderken. Hatta keşke gelse diye içinden geçirdim dedim. Sonra da falan ha, filan yaptım. Evet, dinlemiyorum. Bir kaşırın çat dinlemiyorum. Sonra bir anda diye böyle yumuşadı. Çok şükür. Çünkü ben çok üzüldüm sonrasında pot kırdığım için. Ama annem o kadar çok seviyordu ki Cem Özkan'ı, zil sesi yaptı. O yüzden yani öyle, şu an izliyorsa bu videodan. Şimdi bir malzemelerin olduğu yerdeyiz, kantinin falan. Burada da çekeyim birazcık. Size de oversharing yaptım ama. Evet, şimdi mühendisliğin girişindeyiz. Malzeme bilim bölümü var burada. Kantin de bu tarafta. Bizim İngilizce derslerimiz vardı, biz buraya geliyorduk. Bölümün ne? Havacılık yönetimi. Evet, havacılık yönetimi isteyenler. Bu arkadaş, bu bey. Şöyle devam edelim. Buralara gelmiş. Şimdi zaten açıkça yazmışlar hangi binanın hangi bölüm olduğunu. Kocaman kocaman. Yani endüstridir, kimyadır. Mesela kimya burada, endüstri burada. Hani burada illa gelseniz kaybolmazsınız. Her tarafta zaten inovasyon var. Şu. İkinci S2'deki çektiğim inovasyon. Bir de böyle mühendislik bölümü şeysi, bankları. Şimdi giderken kısaca pilotajdan bahsetmek istedim. Pilotaj öğrencileri biz yakınız zaten. Hasan Polatkan Havalimanı'nda onlar için yanlış hatırlamıyorsam 14 tane eğitim uçağı var. Hepsi de yeni. Onun dışında çok fazla derse girmiyorlar zaten. Girerlerse de havalimanında giriyorlar bizim gibi. Havalimanının içinde öğrencilere ayrılmış bir bölüm var. Yani bizim de derslerimizin çoğu orada oluyor. Pilotajdan zaten çok az ders var. Orada giriyorlar. Sınavlar uygulamalı. Ondan sonra her gün olmasa da gün aşırı eğitim uçağı kalkıyor, görüyoruz. Onun dışında buradan çok fazla sefer düzenliyor. Reklam değil. Pilotajda eğitim görecekleri uçakları da buraya yazabiliriz. Hepsi dediğim gibi yeni. Polis Emniyet Müdürlüğü'nden takas sağlandı. Çoğu zaten şu şekilde. Hani başlangıç orta ve profesyonel şeklinde ilerliyor. Hani direkt profesyonel seviyede değil. Onun dışında çoğu iki kişilik bileceğiniz üzere. Hocayla ondan beraber sonra uçuyorsunuz. Evet, zaten pilotajda şöyle bir muhabbet vardır. Hani neye göre belirleniyor acemi vesaire? Kanat yakınlığı. Şimdi acemi uçaklarda kanat biraz daha yukarıda oluyor. Sağa sola çarpma ihtimali daha az oluyor. Yavaş yavaş iniyor o kanat. Aşağıda olduğu zaman artık profesyonele dönüyor. Çünkü çok en ufak bir savrulmada yere değebilir. Biliyorsunuz zaten yakıtlar kanatta olduğu için böyle bir tehlike oluşturuyor. Onun dışında hangardan bahsedeyim. Hangarda elektrik, elektronikçiler, onun dışında uçak mühendisleri. Mühendisliklerin çoğu orada da uygulamalı ders görüyor. Havacılıkla ilgili olanlar. İşte uçak tamirinde falan bulunuyorlar. Trafik kontrol bölümü içinde havacılık uzay bilimlerinde. Ama onlara ayrılan farklı özel bir alan var. O alanda işte kullanacakları ileride şeylerin, bilgisayarların vesaire maketleri var. Buralara eklerim fotoğraflarını ben. Onlar da gerçek uçakları içine girebiliyor. Genel bilgi olmak üzere, çünkü bu bölüm, işte bölümünüz ne olursa olsun zaten bu fakültede okuyan herkes o uçağın içine bir kere giriyor. Biz bile giriyoruz. Bizim bir tane eski bir Boeing'imiz var, yaralı kuş. Onun içinde birçok şey öğrenebiliyorlar. İki vlogda çekmiştim onu da. Direkt bu arada diğer uçak elektrik, elektroniği vesaire okumayı düşünenler için şöyle de bir şey vardı. Şimdi aklıma geldi. Hangarın arka tarafında eski uçakların veya eski olmasa da şu an kullanılmayan uçakların açık bir şekilde motorları, ne bileyim kanatı, osu busu birçok şeyi var. Ve devamlı her gün orada bir mühendislik dönüyor. Bir el işçiliği vesaire dönüyor.
Kayra'cığım bize mühendislik hakkında bilgiler verecek ve ben yolumu çekeceğim. İngilizce dersi için dediğim gibi gittiğimde şunu gördüm. Bizim fakülteden çok daha iyi mimarisi. İşte sıraları olsun. Onun dışında içeride zaten şöyle küçük küçük odalar var. O odalarda herhalde mühendislerin çalışabileceği, uygulama yapabileceği alanlar var. Üniversitemizde spor salonu da var. Spor salonu derken içinde gym var, tenis kortu var, voleybol sahası var. Bayağı büyük bir yer. Kendim sadece gym kısmına gittim. Hani böyle genel sağ kısmını dışarıdan gördüm. Ama yorumlar gayet iyi. Büyük bir yer. Gittiğimde zaten orada bir voleybol maçı dönüyordu. Çok ucuz fiyatlar, çok uygun. 40 lira falan sanırım günlük fitness yapmak isterseniz. Aletler yeni, güzel. Ama tabii havalandırması eksik, kokuyor. Dönem başında bu fiyatlar nasıl olur bilmiyoruz ama. Çok fazla zamlanmaz. 25 liraydı, 40 lira oldu mesela bu dönem. Arkadaşlar şey demek istedim. Bu standları çekmedim. Çünkü... Çünkü hiçbir şey yoktu, bomboştu. Jenga falan vardı yani, limonata falan vardı. O yüzden onları çekmedim. Hani neden çektim diye soracaksanız böyle söyleyebilirim. O yüzden sadece konseri çektim. Kısa bir infoydu bu. Abone olun. Abone ol, abone olun. Like at, abone ol. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olun. Sizleri çok 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 seviyoruz. En kısa zamanda tekrardan yeni bir vlogla sorularınız varsa yorumlara bekliyorum.